That's true. Ben şu sana ne oldu oğlum? Bacana ne olmuş öyle? Arkadaşlar ben şu bacağım, bir sağ bacağım üzerine kalkamıyor, şey yapıyor. Kaldırıyoruz ama şey oluyor, yine de düşüyor yere. Yani bunlar bir de... Ya şu sana ne oldu oğlum? Ben şimdi veterineri aradım da Yekta abiyi aradım. Dedi şey, yani bir baktım gözle görülü böyle kırık var mı acaba diye. Şöyle sağ bacağında. Şurada hafif bir şey de var da şey oldu. Ya dedim acaba yaşlı köpekler şey olunca felç falan da geçirebilir. O da var. Bununla ilgili bir aradım ve Yekta Bey'i sağ olsun. Şey dedim. Dedi yaşlı köpeklerde kalça eklemlerinde bir problem olabiliyor. Şimdi birazdan gelecek, bir bakacağız. Eğer burada bir şey olmasa bir röntgene götürüp çektiririz büyük ihtimalle, ama köpek böyle. Umarım en kısa zamanda iyileşir de Beşo sana ne oldu oğlum? Birden niye böyle oldu? Evdesin. Ne oldu sana böyle? Ha? Hayvanın rengi değilmiş. Yemek verdik, yemek yiyor, bir sıkıntı yok ama yürüyemiyor yani. Kaldırıyoruz ayağını, düşüyor direkt. Kendisi de şey yapıyor. Artık gitti, köpeklerle mi boğuşmadı aslında. Bu şey var, tüylenmesi. Dışarı biraz kaldırmış, şey yapmaya çalışmış. Belki uyuşmuş diye. Ama yok, öyle bir şey de yok. İyileşeceksin, merak etme. Çok seviyor ben şu. Erden ne zaman çıkıyor? Mayıs'ta. Evet. Yaklaşık 4 ay falan kaldı. Erdal'a iyi oldu, dinleniyor şimdi. Vallahi abi çok dinlenecek bir şey değil de. Ama maalesef öyle avut. Yapacak bir şey. Kendimizi öyle avutalım. Aynen öyle. Biz de öyle avutuyoruz. Baksana. Hadi. Bu şey gibi değil, hırçuğu gibi değil. Yok belli, bu sadece acı çektiği için bağırıyor. Aynen öyle. Seni ısırmaz. Beni ısırır, seni ısırmaz. Hırçuğu çok şeydir. Böyle imkansız yaklaşmıyor. Bu ama şey yapıyor. İzin veriyor. Kalk oğlum. Kalk. Şöyle kaldırayım. Bakın şimdi ben bir ağzını bağlayacağım. Isırmasın diye. He, şey yapabiliriz. Görüyor musun abi? Geçmedi. Şey yapabiliriz ya, böyle daha güzel bir ip olsaydı. Bu keser falan ya. Yok, ağzını kesmez. Tamam. Tamam. Bak. KDV edeceksin. Sen kime? Tamam, sen bana ver. Sev. Gel. Tamam, sen kime? Şimdi ben onu yoklar. Aç onu sen. Elini çek. Tamam. Elini çek çek. Tamam. Sakin.
Buradan şişlik insan. Tamam dur. Ha şu dur. Tamam dur. Tamam. Tamam dur. Tamam. Bırakayım mı? Tamam, sakin. Böyle bizden kaçıyor da. Kaçıyor mu? Ekta Bey, ilk izlenimleriniz ne? Pazartesi günü röntgen çekeceğiz. Bugün. Bacakta değil, kalçanın tam burasında. Evet, orada şişlik var. Değil kemiğinin orasında, muhtemelen kürekle vurmuş olabilirler bunu akşam. Ciddi misin? Aha. Vurmuş olabilirler, bir yerlere gitmiştir. Röntgen çekelim, görelim. Bugün ağrı kesici uygulayalım, bir hayvan birazcık rahatlasın. Valla çok iyi olur ya, bayağı şey olur. Aha. Umarım ameliyatlık olmaz. Ameliyatlık olursa hayvan da yaşlı, bizimizi zorlaştırır. Ya. Pazartesi günü keşfedelim, bugün bir ağrı kesici yapalım. İyi olur vallahi ya. Bayağı kötü olur. Pazartesi de arabaya atarız, getiririz. Bir aynen. Şey yaparız, halının üstüne sereriz. Aynen, çok da güzel olur öyle. Tamam mı? Şey olur. Şimdi bugün bir ağrı kesici yapar. Kürekle niye vurursun da? Korktu, yine yaptı, korkuyor. Neyse, şey olsun, o suyu falan içer. Su da içmiyor, kobanın önüne koyduk, içmiyor. Çor. Çor. Hoş gel.
Hadi yani.
üzerinde bulutlar toplanmış. Böyle bir taraftan da yine bulutlar geliyor. Bize göre batı bölgesinde. Sesim biraz kötü gelirse kusura bakmayın. Yani engellemeye çalışıyorum. Yine de birazcık biraz aksilik oluyor. Hır. Telefonlar yonca da unutuyor. Bunlar da gelip mısır arıyor. Rahat değil. Hır. Hır. Rüzgar biraz durdu sanki Serdar abi. Bir duruyor, bir şey oluyor. Hafif durdu ama yok asıl gene. Ya esiyor. Ben baktım da saat 3 gibi zaten rüzgar vardı. Ben de baktım gene saat 1'den 2'ye de var. Komple mi? Hı. 11'e kadar, 12'ye kadar. Bir daha bakayım ben merak ettim. Şimdi hiç bu buranda ne çatmayız abi? Feryaciye de rüzgar. Çok yok gibi. Böyle aşırı şey rüzgar yok gibi sende. Şimdi koyunları çağırıyoruz. Burada yeterince hepsini yedi. Biraz kalmış. Doysun akşam vaktine doğru böyle. Şöyle yoncalar var daha yemyeşil. Yani şu Aralık ayında hala böyle yemyeşil yonca. Gelen karga kovalıyor ya. Gel oğlum gel gel, tamam sakin ol, heyecanlısın, anlıyorum seni, gel. Tamam. Bunlar da aç gözlü olanlar. Yonca soğuk yedikten sonra artık koyunlarda, hayvanlarda şişme yapmaz yani. O şekilde rahat bırakıyoruz. Normalde soğuk yemezse çok tehlikelidir. Kısa sürede hayvanın ölümüne bile sebep oluyor. O çok şişir. Mide şişini şişirip böyle patlatabiliyor. Hır. Sen neye bakıyorsun oğlum? Hı? Gel buraya. Sen neye bakıyorsun? He? Ha, sakin olur mu? Niye kargaları kovalıyor? Hadi hadi. Şşşt.
Oho. Bekle motosiklet geçsin. Sonra. Dikkat et ya. Oho. Gel gel. Şurada da şey var. Güzlük buğday ekilmiş burada. Öyle bu tarafta duruyor, onlar geçsin. Tamam bak. Tamam tamam. Hadi. Fındıklar. Rüzgarı çalan konki gibi takılıyorlar. Hurry! Hurry! Tüdeyi sağ bulduk şimdi. Ama bebekler. Tutuştu mu? İnceleri var ya, onlar hemen tutuşuyor. Evet. Burada çalış. İnceleri bir şey geliyor. Doğru. Doğru, tarif. Doğru, tarif ama üç. Hakkın hakkın şey ki bunu. Demeter demeter, bir şey geldi onu. Hemen bu neymiş bunu? Yok değil mi daha? Çiçeğe. Ağaçtır, kesersin de. Zaten yok. Tutuştu gibi. Ama taze al. Yan bakayım. Ben de çok işe gidiyorum. He, güzel bir çay yapalım. Kadar bir gel. Abuzu bir atayım be. Yan bakayım oğlum. Niye bunu kaçacak mı Hakan, birbirine bağlamışsın? Valla kaçmasın diye bağladım. Dedim kaçmasınlar dayı. Valla.
Hele birbirine bağlamışsın ki. Dedim kaçmasın oradan. Ben de buraya oturayım. İhtiyar adam buraya otursun. Ben bir çek ortaya yak ama. Niye lan misafir gibi oturmuşsunuz? Aa bu da kafası da Musa. Koyun ortamda da değil sanki Musa. Ne yapar be? Her yerden misafir ha. Diyor ne diyor? Ya sen canci Musa bizim gelmişsin buraya. Ne yapıyor? Ya ne yapayım değil mi? Giriş. Ne girişim? Ne giriş? Giriş hadi tabii. Şey koyun otarırken ne yapacaksın Cemal Bey? Koyun otarırken bırak sen bahar ha hasta var mı yok mu? Otlayan var mı yok mu? Baş çoban sensen sen bakacaksın sen dersin. Allah Allah. O bandır öldü. Bir gün ya. Cemal da öldü. Baba cömerci yenisi gelecek. Yenisi gelecek. Bahar bahar bahar. Ya. Hakkı gel. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Seviyorsun. Bu ayıp bir şey var mı? Şimdi soğan seviyorsun. Bu her şeyi seviyorum. Ha. Ben yine ayırmam. Yani seçmiyorsun. Yok. Serdar abi ben de yedeyim. Ben yemeğe ayırmam. Burayı kolay seçin. Geç ama Serdar abi şöyle bir şey var. Ben seçiyorum da. Ben bir ara şeydim. Bir tane abi vardı konuşuyor ya diyordum o diyordu ben bunu yemem buraya bana diyordum ben her şeyi yiyorum yani ben o zaman öyle diyordum. Sonra şey oldu bir tane şey vardı yumurtalı ıspanak var ya böyle yemeğin adını tam aklıma gelmedi onu yedim o yemek beni tuttu böyle bir daha da asla o yemeği yiyemiyorum. Sonra böyle yaş geçtikçe artık bakıyorum yemek seçmeye başlıyordum. Tabii. Ama geç şey oluyor yani bundan 10 yıl önce her şeyi yiyordum. Hiç şey demiyordum. Taşla yumuşak ne bunu diyelim. Aynen öyle. Askerde sen bilersen kapuska çıkırdı, kara şimşek çıkırdı. Millet onu yemezdi. Ben onu ekmeğle yiyirdim. Bir gün baktım komutan arkadan meğe bakır. Meğe baktım sen neresin dedi dedim oradan da. Dedim orada böyle mi yemeğiler dedim he. Millet yemiyordu yemeği. Özlerime yedim o yemekleri yiyirdim. Özler çaycıydım hadi yiyeceğim para yoktu. Para vardı. Çoğudu. Seviyordun yani. Başavuş değildi ya. Dedi sen babam fabrikatördü. Dedim niye? Dedi sen burada çarşıya çıksın. Çaycıydım. Paranı kazanıyordum yani. Sen de yemeğe sardım. Yemeği ayırmazdım. Sen o dediğin yemek neydi? Kapuska. Kapuska? Bir de kara şimşek değildi askerler. Valla ben askere gitmediğim için bilmiyorum daha önce. Bir de her şey çıkacak. Soğan çobası sadece soğan da yapıyoruz. Ben hiç yemiyordum bunu. Hiç. Komutan şimdi hayret bakmıştır. Bakalım ben baktım ya. Biz de ekmeğine bile şey yaptım. Şey, bu kaşığı maşık. Değil mi lan sen Kürt müsün? Sen de sen. Ben baktım lan sen ne dersin dedim. Dedesin orada böyle mi ekmeği yedin mi ya? Evet. Bir ekip de. Ekmek değil misin ya? Onun için ha. Mesela bizim orada biz bile bu fırın ekmekleri bu ekmeği lavaşların içine koyup yiyoruz. Onunla ilgili hikayeler vardı. Bizim köyde bu haçın uşakları değildik. O zaman ekmek yeni köye geldik tamam mı? Bu ekmeği o enerjinin lavaşın arasına püçüp ekmeği ekmekle göre. Ya o da var yani ha. Desene valla bizim köyde o da var. Onu diyecektim. Şey var da bu ilk fırın ekmeği çıktığı zaman bu hikayeler çok söyleniyor. Ekmek arasında ekmek koyuyor. Millet yani basa biz gömüyoruz. Dokuların ekmeği değil de ekmeğin kalın olur. Bunun üstüne yağlı sütü üstüne toz şekeri sütüp erize yiyebilir. Toz şekeri? Allah Allah. Toz şeker var ya. Biliyorum. Batırdı onu erize yiyebilir. Ama öyle lezzetli oluyor abi, o çok yani. Ben şey yapıyordum ya, yoğurdun içine tuz çeker. Sabahtan yemeği yememişim ama. Ya az karnına gittim çarşıya geldim ya abla. Gittim malzemelere alışa aldık. Diğer şey yedim geldim buraya. Ben geldim burada. Reçelimi aldım önüme. Pastalı var da kekler. Onların üzerine vurdum çayla devirdim. Öyle yedim ben bu dışarıda. Hatta Selam seni arıyordu diye bize şey getir.
Diyecektim bize lahmacun getir. Unuttum ha. Dedim ha arayacağım arayacağım bile unuttum ha. Düştüm sen. Valla. İyi yetmem ki yakın getirdi. Bir bu da gelseydin. Uyarın ben Mehmet Oya söyleyeyim bize getirsin. O da olsaydı uyumadan önce. Hayda o da. Mehmet Oya arada sıra bize getirirdi. Ama adam sonra gelecek. Yarın gelmezse öbür gün gelecek. Tuz geldi değil mi? Yok tuz demedim ki bana. Ben patrona söyledim lan. Bir koyun tuzsuz. Ver kolay be. Gitti ya ver kolay. Bak kula içme ben kafama dikmişim ha. Ne oldu şimdi? Ben sana söyleyeyim mi? Aşağı kanat dur geçecek o. Dur ne oğlum hayırdır? Bunlar hemen bir yemek falan yürüdü. Hırlıyorlar birbirlerine. Rahat durun. Böyle çok şey de yapamıyorum. Ses de çıkaramıyorum. Şimdi kavga eder mi ederler. Cemal dayı koyunları içeri alıyorum ha. Dursun mu? Dursun biraz daha dursun. Evet tamam. Koyunları biraz böyle dışarıda yatırıyoruz şimdi. Hava sıcaktır. Hava soğuk olsaydı direkt içeri alırdım. Biraz dışarıda o duruyor şey oluyor böyle. Rahatlıyor işe. Şimdi yoldan geldiği gibi... İçeri geçince direkt işiyor, hepsini ıslatıyor bayağı. Biraz böyle dışarıda bekletiyoruz. Böyle bir yarım saat, bir saat. O da hava soğuk olmasa. Hava soğuk olursa mecbur içeri alıyoruz. Çünkü hayvanların hepsi gebedir, zarar görüyor. O şekilde biraz duruyor, sonra da içeri alıyoruz. Dur oğlum, şerefsiz. Ne kavga ediyorsunuz? Çadırın. Nasıl ayarlıyorlar birbirlerini? Bunlar inat yapıyor. Dur Palas dur. Akıllı dur. Dur. Palas. Palas. Gel buraya gel. Palas. Palas. Çur. Palas çok inatçı bir köpek ya. Böyle aşırı inatçı. Normalde şey olsa hırçı onu yener ama asla şey yapıyor. Boyun eğmiyor asla. Ama o yüzden inatçılık yapıyor yani. Şey yapıyor. Hırlıyor. Üstünlük yapmaya çalışıyor ama tabii hırçı onu hırçı çok böyle boğuşmayı sevmiyor. Özellikle ev köpekleriyle hiç boğuşmuyor. Kar yağışı başladı. Ne dedi koyunlar biraz dışarıda. Demek Cemal dayı bu sıcak havanın şeyi belli oldu ha. Böyle kar yağmadan önce böyle bir sıcak hava çöker. Aynen öyle. Koyunları içeri alalım. Şu. Hırı. Hırı. Aha. Aynen öyle. Ben. He.
Ben de az önce bir tane video gördüm Muş'ta, yeni bir video. Baktım kar yağıyor, dedim dayı bana. Dedim kar geliyor sanki. Yağsa da az yağar ama geldi, bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmiyorduk. Biz de içeride oturup çay içiyorduk. Bir baktık ses geliyor. Allah Allah dedik bu. Ha, baksana. Böyle nasıl yağıyor. Hadi bakayım içeri girin. Cemal da istersen önüne çeksen. He. Yavaş yavaş içeri girerim. Aynen öyle. Baksana nasıl yakıyor böyle. İyi yakıyor ha. Su. Hadi içeri girin. Şşş.